Bütün bu inlemelerle çektiğiniz acıların amaçsızlığı yüzünden aşağılandığınızı ifade eder, hafife aldığınız o doğa yasalarından dolayı acı çektiğinizi anlatmak istersiniz. Bu inlemeler şunu anlatır ki, dişiniz ağrıdığı halde cezalandıracak hiçbir düşmanınız yoktur. O muhtemel, Wagenheimlerin bütün çabalarına rağmen dişlerinizin eserisinizdir. Sizin dışınızda biri isterse diş ağrınızı hemen sona erdirir isterse üç ay daha sürdürebilir. Eğer itaat etmeyip protestonuzu sürdürürseniz kendinizi avutmak için yapabileceğiniz tek şey kendinizi kırbaçlatmak veya duvarınıza yumruk atmak olacaktır. İşte nereden geldiği belirsiz bu aşağılamalardan ve küçük düşmekten duyduğunuz haz bazen doğruğa ulaşır. Rica ederim saygıdeğer okuyucularım. 19. yüzyıl aydınının çektiği diş ağrısının ikinci ya da üçüncü günündeki inlemelere kulak veriniz. Bu iniltiler ilk gündeki gibi yalnızca diş ağrısından kaynaklanan kaba bir köylünün iniltileri değildir. Şimdikilerin tabiriyle topraktan ve halkın özünden kopmuş çağdaşlıktan ve Avrupa kültüründen nasibini almış birine özgü iniltilerdir. Bu inlemeler gitgide çirkinleşir. Günler ve geceler boyu sürer inlemelerinin hiçbir yere varamayacağının ayrıca bu şekilde hem kendisini hem de etrafındakileri boşuna rahatsız ettiğinin herkesten çok farkına varmıştır. Önünde yırtındığı kişilerin ailesinin bu inlemelerden tiksinti duyduklarını, onun yapmacıksız, gürültüsüz bir şekilde inleyebileceğini, kötülük ve şımarıklıktan böyle davrandığını düşündüklerini bilir. Ama Yine de içinde bulunduğu bu yüz karası durumdan ve bunun tamamen bilincinde olmasında büyük bir zevk alır. Sanki şöyle der gibidir. Size huzur vermiyor, içinizi parçalıyor, kendi evinizde uykularınızı kaçırıyorum ya. Uyumayın, dişlerimin ağrısını her an sizde hissedin. Artık karşınızda daha evvel görünmeye çalıştığı gibi bir kahraman değil, alçak ve şirret bir adam var. Peki öyle olsun. İpliğimi pazara çıkarmanıza sevindim doğrusu. Pis pis sızlanmalarımdan hoşlanmıyorsunuz değil mi? O halde size daha beterini yapayım. Hala anlamadınız mı beyler? Sanırım bu zevkin bütün inceliklerini anlayabilmek için geniş düşünmemiz, daha derin bir anlayışa sahip olmamız gereklidir. Buna gülüyor musunuz? Çok sevindim. Şakalarımın yakışıksız, seviyesiz ve karma karışık olduğunu, kendime güvensizlik içerdiğini biliyorum. Bu benim kendime saygımın olmadığını gösterir. Zaten her şeyi kavrayabilen bir adam kendine ne kadar saygı duyabilir ki? Aşağılanmaktan zevk alan bir adamın kendisine saygısının olduğu söylenebilir mi? Bunu tiksindirici bir pişmanlıkla söylemiyorum. Beni affedin babacığım, bir daha yapmayacağım demekten nefret ederim. Bunu söylemediğimden değil, tam tersine eskiden bu sözler ağzımdan kolayca dökülmüştür. Hem de hiç suçum olmamasına rağmen, bile bile yapmışımdır bunu. O anlarda duygulanır, pişman olur, gözyaşlarına boğulurdum. Şüphesiz bunlar kendimi kandırmak içindi. Doğa kanunları beni her şeyden çok yıpratmasına rağmen bu defa suçu ona atamazdım. Bunları anımsamak şimdi eskiden olduğu gibi ruhumu sıkıyor. Aradan bir dakika bile geçmeden bütün o duygusallıkların, pişmanlıkların, değişeceğime dair ettiğim yeminlerin iğrenç bir yalandan ibaret olduğunu anlıyordum. Kendime neden böyle azap çektirdiğimi bir sorun bakalım. Bu soruya boş boş oturmaktan sıkılıp kendimi meşgul edecek işler yaratırdım da ondan diye cevap verirdim. Gerçekten de öyle. Sevgili okuyucularım, eminim ki kendinizi şöyle bir yokladığınızda bana hak vereceksiniz. Yaşadığımı anlamak için çeşitli serüvenler yaratır, hayalimde kendime yeni bir yaşam kurardım. Kaç kere ortada hiçbir neden yokken darılmışımdır. Sonunda bu meseleyi o kadar büyütürdüm ki her şeyin bir yalandan ibaret olduğunu bilmeme rağmen gerçekten darılırdım. Bu hayale kendime öyle kaptırırdım ki sonunda kendimi zapt edemez hale gelirdim. Aşık olmayı denedim. Üstelik bir değil, iki defa. İnanır mısınız beyler? Korkunç ıstıraplar çektim. Ruhumun derinliklerinde çektiğim ıstırapla alay eden bir ses işitmeme rağmen acı çekmeye devam eder. Üstelik kendimi kaybedip kıskançlık krizlerine girerdim. Bunların hepsinin sebebi can sıkıntısıydı beyler. Kesinlikle can sıkıntısı. Bu can sıkıntısı bende atalete yol açıyordu. Atalet her şeyin bilincine varmanın, bilinçli olmanın doğal bir sonucudur. Daha önce söz etmiştim, şimdi yine tekrar ediyorum. İçlerinden geldiği gibi davrananlarla, iş güç sahibi insanlar budala ve dar kafalı oldukları için çalışkandırlar. Bunu şöyle izah edebilirim. Bu dar kafalı insanların akılları kıt olduğu için karşılaştıkları bir meselenin ilk sebeplerini araştırmadan ikinci dereceden sebeplere sarılırlar. Kendilerine göre doğru bir gerekçe buldukları için içleri rahat eder. En önemlisi de budur zaten. İnsan herhangi bir teşebbüste bulunmadan önce bütün tereddütlerden sıyrılmalıdır. Peki ama nasıl avunacağım? Beni destekleyecek ilk sebepler, gerekçeler nerede? Onları nerede bulabilirim? Karşılaştığım her meselede gördüğüm ilk sebebin ardından bir önceki sebep geliyor ve bu sonsuzluğa kadar uzanıp gidiyor. Üstün bilincin ve düşüncenin temel de Burada görünüşe göre doğa kanunlarıyla yine karşı karşıya geliyoruz. Size intikam almaktan söz etmiştim evvelce, hatırlıyor musunuz? Siz galiba bunu anlamamıştınız. İnsanın hakkın yerine bulması için intikam aldığı söylenir. Öyleyse ilk önemli gerekçe adalettir. İnsan huzuru bulduktan sonra doğru ve adil bir şey yaptığına inanarak rahatça intikam alabilir. Ben intikam almada adalet veya erdem göremiyorum. Eğer intikam alıyorsam bu sadece öfkem yüzündendir. Öfke bir sebep teşkil etmemesine rağmen bütün tereddütleri ortadan kaldıracak bir sebep olabilir. Ne var ki ben öfkelenemiyorum. Daha önce anlatmaya başladığım konu buydu zaten öfkem hep o uğursuz bilinç kanunları tarafından kimyasal çözülmeye uğratılıyor. Bir bakıyorum, asıl madde uçup gitmiş, sebeplerin hepsi buharlaşmış. Hakaret artık kimsenin suçunun olmadığı diş ağrısı gibi masum bir hale gelmiş. Yanlış, yanlış olmaktan çıkmış bir belirti olmuş. İşte bu durumda yapılacak tek şey duvara daha kuvvetli bir yumruk atmaktır. İnsan en önemli sebebi bulamayınca her şeye boş verir. Hiçbir şeye aldırmaz. Bir kerecik kendinizi duygularınızın akışına bırakın. İlk ve asıl sebepleri aklınızdan çıkararak, bilinci bir kenara bırakarak, derinlemesine düşünmeden sadece ellerinizi kavuşturup oturmamış olmak, bir şeyler yapmak için sevin veya nefret edin. Daha ertesi günü kendinizi bile bile kandırdığınız için kendinizden nefret edeceksiniz. Yani sonuç yine kocaman bir sabun köpüğü ve o eski atalet olacak. Beyler, Kendimi bu kadar akıllı bulmam, belki de hayatım boyunca başladığım hiçbir işi bitirememiş olmam yüzündendir. Ben de herkes gibi çene basın tekiyim. Tahammül edilmez bir boş boğaz. Ama ne yapalım? Bütün akıllı insanların kaderi çene çalmak ya da başka bir tabirle havanda su dövmektir. Keşke bendeki bu ataletin sebebi sırf tembellik olsaydı. Tanrım o zaman nasıl da saygı duyardım kendime. Hiç olmazsa kendime saygı duymamı sağlayacak tembellik gibi bir vasfım olmuş olurdu. Birisi kim bu adam diye sorduğunda tembelin teki cevabını alırdım. Ben de hakkımda böyle konuşulmasından mutlu olurdum. Artık benim de bir vasfım var ve mevkim olurdu böylelikle. Alay etmeyin benimle doğru söylüyorum. Hem böyle olsaydı şehirdeki en iyi kulübe üye olurdum ve tek işim kendimi sevip saymak olurdu. Tanıdığım biri vardı. Adam hayatı boyunca Lafitte şarabının uzmanı olmakla iftihar ederdi. Adam bunu büyük bir meziyet sayar ve hiç tereddütsüz kendini saygın biri olarak kabul ederdi. Ölürken zafer kazanmış bir insanın o benzersiz mutluluğunu tadarak büyük bir vicdan rahatlığıyla öbür dünyaya göçmüştü. Bunda da kesinlikle haklıydı. Eğer tembel olabilseydim buna bir de oburluk ilave ederdim. Fakat öyle basit bir tembel obur değil bütün güzel ve yüce şeylerle ilgilenen tembel oburlardan biri olurdum. Nasıl, beğendiniz mi? Uzun zamandır bunu hayal ediyorum. Bu güzel ve yüce şeyler 40 yaşımdayken bana hayli ısırap çektirdiler. Ama 40 yaşımdayken, peki ya sonra? Gençlik yıllarımda düşünebilseydim her şey bambaşka olurdu. O zaman bir iş yaratırdım kendime. Bütün güzel ve yüce şeylerin şerefine içerdim örneğin. Kadehime önce bir damla gözyaşı akıtmak, sonra da onu bütün güzel ve yüce şeylerin şerefine kaldırmak için elimden gelen her şeyi yapardım. Yeryüzünde her şeyi güzellik ve yücelik gözüyle görür, en kötü, en çirkin şeylerde bile güzel ve yüce bir şey arayıp bulurdum. Ayrıca sulu gözlü bir insan olurdum. Mesela bir ressam giy ayarında bir resim yapmış olsun, hemen ressamın sağlığına ve şerefine içerdim. Çünkü bütün güzel ve yüce şeyleri seven birisiydim ben yazarın teki canınız nasıl isterse diye bir ezer yazdı diyelim hemen canınız nasıl istersene şerefine içerdim çünkü bütün güzel ve yüce şeyleri seven birisiydim ben ayrıca herkesin beni saymasını bekler bana saygı duymayanlara rahat vermezdim huzur içinde yaşayıp büyük bir merasimle ölmekten daha güzel ne olabilir ki büyüttüğüm göbeğimi 3 kat olmuş gerdanımı ve bir karış havada tuttuğum burnumu görenler şu saygı yaradama adama bakın adam dediğim böyle olmalı derlerdi <laughs> ne dersiniz beyler? İçinde yaşadığımız şu olumsuzluklarla dolu çağda böyle güzel sözler duymak istemez miydiniz? Ne var ki bunların hepsi birer hayalden başka bir şey değildir. Lütfen söyler misiniz? İnsanların gerçek çıkarlarının ne olduğunu bilmedikleri için kötülük yaptıklarını ilk kez kim iddia etmişti? İşte bu kişiye göre insan gerçek çıkarını bilse, güya kötülük yapmaktan uzaklaşır, iyi ve asil birine dönüşü verirmiş. Çünkü insanların yararına olan tek şeyin iyilik olduğunu fark edermiş. Bilinçli olarak kendi çıkarına aykırı davranan hiç kimse olamayacağına göre, kendi gerçek çıkarını görünce insanın önünde iyilik yapmaktan başka yol kalmazmış. Ey gidi saf çocuk, temiz yürekli bebek. Dünya kurulduğundan bu yana insanların yalnızca kendi çıkarlarını koruyacak şekilde davrandıkları nerede görülmüş? Gerçek çıkarlarının neler olduğunu bilmesine rağmen, bunu görmezden gelip göz göre göre tehlikeli, alengirli yollara başvuran milyonlarca insana ne buyurulur? Bu insanları bu şekilde davranmaya zorlayan bir tek sebep yoktur. Sanki kaderin onlar için çizdiği yoldan yürümek istememiş, isyan ederek ve bildiğini okuyarak karanlık içindeki farklı güç ve karmaşık yollara girmişlerdir. Demek ki isyan, çıkar elde etmekten daha cazip gelmiştir onlara çıkar. Çıkar da neymiş? Tam olarak insanların çıkarının nerede olduğunu söyleyebilir misiniz? İnsan bazen kendisi için faydalı olanın yerine kötü olanı isteyebiliyor. Hatta buna mecbur oluyor. Buna ne buyurursunuz? Öyleyse az önce söylediklerimin hepsi boşa gidiyor, değil mi? Ne dersiniz? Böyle bir şey mümkün müdür? demek gülüyorsunuz. Gülün ama önce şunu cevaplayın lütfen. İnsanların çıkarlarının bir listesi çıkarılabilir mi? Acaba bu listede hiçbir sınıflandırmaya girmeyen çıkarlar yok mudur? Bildiğim kadarıyla beyler, siz insanın çıkarlarına ne olduğunu istatistik bilgilerden ve ekonomik formüllerden öğreniyorsunuz. Size göre insanın çıkarları refah, zenginlik, özgürlük, huzur gibi şeylerden meydana gelir. Bütün bu listedeki şeylere kendi isteğiyle karşı çıkan insanı siz de ben de cahil deli yerine koymaz mıyız? Bütün bu istatistikçiler ve düşünürler insanların çıkarlarına hesaplarken onlardan birini hep ihmal ederler. Hatta bunu gerçekte olması gerektiği haliyle göremezler. Oysa bütün hesaplar ona bağlıdır. Ne olur sanki onu da listeye alsak. Fakat ne yazık ki bu anlaşılması güç çıkar, hiçbir sınıflandırmaya, hiçbir listeye dahil olamaz. Benim bir arkadaşım var beyler. O sizin de arkadaşınızdır. Onunla herkes arkadaştır bir işe girişmeden önce akıl ve mantık kurallarına göre nasıl davranılması gerektiğini açık ve tumturaklı sözlerle açıklar. Normal insanlar için faydalı olan şeylerden heyecanla ve coşkuyla söz ederek, kendi çıkarlarının ve erdem denen şeyin ne olduğunu kavrayamayan basiretsizlerle dalga geçer. Hemen ardından bir çeyrek saat sonra aslında hiçbir sebep yokken, kendi çıkarlarına hiçe sayan bir içgüdüyle farklı bir yol izler. Yani evvelce söylediği her şeyin aksine davranmaya başlar. Şunu da belirteyim, arkadaşım derken genel olanı kastettiğimden kendi ilkelerinden vazgeçti diye tek başına onu suçlamak biraz güçtür. Beyler, üzerinde durulması gereken en önemli nokta şudur. İnsana en üstün çıkarlarından daha üstün gelen bir şey veya mantık kurallarını bozmamak için oldukça faydalı. Biraz evvel hiçbir sınıflandırmaya dahil olmadığını söylediğim başka bir çıkar yok mudur? Öyle bir çıkar ki insanlar gerektiğinde bu çıkar uğruna akıl, şeref, huzur, refah gibi bütün güzel ve yararlı şeylere karşı gelebilsinler. Yeter ki her şeyden kıymetli ve faydalı gördükleri o çıkarı elde edebilsinler. Öyleyse yine bir çıkardan söz ediyoruz diye lafımı böleceksiniz. İzin verin de size her şeyi açıklayayım kelime oyunu yapmıyorum. Söz ettiğim çıkar bütün sınıflandırmalarımızı, insanoğlunun çıkarı için çaba gösteren insan severlerin kurduğu bütün sistemleri yerle bir etmektedir. Kısacası bu çıkar her şeyi alt üst eder. Ama sizlere bu çıkarı açıklamadan önce itibarımı kaybetmek pahasına da olsa bir çift laf etmek istiyorum. Bana göre insanlara gerçek normal çıkarlarının ne olduğunu gösteren ve bu çıkarların elde edilmesiyle herkesin kendiliğinden iyi ve ahlaklı olacağını söyleyen tüm bu sistemler şimdilik yalnızca bir akıl oyunudur. Evet, sadece bir akıl oyunu. Aslına bakarsanız bana göre insanlığın gelişmesine kişisel çıkarlarının peşinde koşan bireylere dayandıran bir sistemi kabul etmek Bakılın uygarlığın insanları yumuşattığı daha az barbar, savaşmaya daha az meyilli duruma getirdiği iddiasını kabul etmeye benzer. Mantık kurallarına göre böyle bir sonuç çıkarılabilir. Ama insanlar sistemlere bazı soyut kavramlara öylesine düşkündürler ki, yalnızca mantıklarını haklı göstermek için gerçekleri bile bile değiştirmeye, gözlerini kapayıp kulaklarını tıkamaya hazırdırlar. Bu çok inandırıcı bir örnek olduğu için ele aldım. Şöyle bir etrafınızı kolaçan edin. Kan gövdeyi götürüyor. Hem de şampanya gibi keyifli bir şekilde. İşte size Bakılında yaşadığı 19. asır. İşte size Napolyon ve bugünkü Napolyon. İşte size Ezeli Kuzey Amerika Birliği. İşte size bir karikatürü andıran Holstein Prensli. Uygarlık bizi nasıl yumuşatmış bir görelim. Uygarlığın tek yaptığı insanların duygu çeşitliliğini arttırmaktır. İnsan duyguları çeşitlendikçe kan dökülmesinden haz duyar hale geliyor. Buna birçok misal verebiliriz. En ustaca cinayetlerin çoğu kez uygar insanlar tarafından işlendiğini fark ettiniz mi? Attilaların, Stenkarazinlerin kan dökme ustalığında eline su dökemeyecekleri bu adamlar eğer onlar kadar göze çarpmıyorlarsa bunun tek nedeni işledikleri cinayetlerin sıkça rastlandıkları için olağan hale gelmeleridir. Uygarlıkla birlikte insanlar daha çok kan dökmeseler bile daha kötü, daha alçak birer cani olmuşlardır. Eskiden adalet için kan dökülür ve bu vicdan rahatlığıyla yapılırdı. Zamanımızda ise suç sayılmasına rağmen üst üste cinayetler işleniyor. Hem de eskiye kıyasla daha fazla. Kleopatra, Roma tarihinden örnek verdiğim için beni bağışlayın. Cariyelerin memelerine altın iğneler batırır, onların feryat etmelerinden, acı içinde kıvranmalarından haz alırmış. Şimdi siz tutup bunların eski barbarlık dönemlerinde yaşandığını, insanların birbirlerine hala iğne batırdıklarını düşünürsek mecazi anlamda söylüyorum. Yaşadığımız çağın da bir barbarlık dönemi olduğunu, günümüz insanının barbarlık dönemine kıyasla daha bilinçli olmakla beraber henüz mantığın ve bilimin gösterdiği yolu izlemeyi öğrenemediğini söyleyeceksiniz. Ayrıca size göre eski ve kötü alışkanlıklar ortadan kaldırılınca aklın ve bilimin insanı bütünüyle ıslah edeceği ve insan doğasını doğru olana yönelteceği de açıktır. O zaman insanların gönüllü olarak yanlış yoldan gitmeyeceklerine ve iradelerinin çıkarlarının aksine hareket etmekte onlara engel olacağını da inanıyorsunuz demektir. Ayrıca bilimin insana birçok şey öğreteceğine ki bence bu büyük bir lükstür, insanda aslında irade ve kapis diye bir şey olmadığına, hatta belki de insanın yalnızca bir piyano tuşu veya ork vidası kadar değerli olduğuna inanıyor olmalısınız. Size göre insanlar günün birinde yeryüzünde doğa kanunları olduğunun ve her şeyin kendi arzularına değil, doğa kanunlarına göre oluştuğunun farkına varacaklardır. Bu durumda insana bu doğa kanunlarını keşfetmekten başka bir şey kalmayacaktır. Böylece insan davranışlarından sorumlu olmayacak ve hayat onun için daha kolaylaşacaktır. Sonra da insanın bütün hareketleri matematiksel olarak yüz binlik logaritma cetvelleri haline getirilecek, bununla da yetinilmeyip her şeyin tanımlanıp hesap edildiği ve içinde ne yanlış bir davranışa veya serüven denen şeye yer olmayan günümüzün ansiklopedik sözcüklerine benzer faydalı yayınlar çıkacaktır. İşte o zaman bunların hepsi sizin sözlerinizdir, her şeyi matematik kesinlikle hesaplanmış yeni bir ekonomik düzen kurulacak. Her çeşit soru ortadan kalkacak çünkü cevaplar önceden bulunmuş olacak. Sonra bir kristal saray yapılacak, anka kuşu uçup gelecek anlayacağınız. Yine de şimdi bunları ben söylüyorum. Bu hayatın korkunç derecede sıkıcı olmayacağının garantisine kim verebilir? Her şey matematiksel olarak hesaplandığında insana yapacak bir şey mi kalır? Bütün insanlar mantık çerçevesinde hep sağduyulu davrandıklarında insan sıkıntıdan neler uydurmaz ki? Altın iğneler de bu can sıkıntısından dolayı batırılıyor zaten. En kötüsü bunun yine ben söylüyorum. Bir bakmışsınız ki altın iğnelerin batırılmasına bile sevinenler çıkmış. Çünkü insanoğlu son derece budaladır. Daha doğrusu budala da değil. Benzersiz derecede nankör bir yaratıktır. Bütün bu mantık düzeni içerisinde basitliği ve gülünçlüğü yüzünden okunan bir adam ortaya çıkıp elini beline yaslayarak ne dersiniz? Şu logaritmaları cehenneme yollasak da eskisi gibi budalaca içimizden geldiği şekilde yaşasak nasıl olur derse hiç şaşırmam.